Şimdi Galatasaray benim için bir tercih veya bir seçenek değildir. Hiçbir zaman da olmadı hayatımda benim. Bunun böyle bilinmesi gerekir. Çünkü bana gel dediler, geldim. Çalış dediler, çalıştım. Koş dediler, koştum. Git dedikleri zaman da direnirim, merak etmeyin. Kolay da gitmem. Bir kez imzalanmış olan kağıtların içini okumadım ben. Bir kez. Sadece bu kez imzadan sonra tarafların ayrılması halinde 15 günlük bir süre konmuştu. Bir defa itiraz ettim. O da bu 15 günü bir saate indirdim. Yine Galatasaray'ın lehine, çünkü onu çok esasında fair kabul etmediğim için. Dolayısıyla hangi sözleşme, ne sözleşmesi? Ancak ya benim için bir kağıttan öteye gitmeyen verilmiş sözlerin sadece çok geçerli olduğu bir uzun yıllar mukaveleleri görmüşüm ben. Onun için mukavelede ne yazıyor, ne diyorlar, ne koyuyorlar hayatım boyunca hiç ilgilenmedim. Ne bundan önceki gelişlerimde, ne bundan sonraki kalışlarımda. Birilerinin içi rahat etsin veya birilerinin içi rahat etmesin, rahatsız olsun diye de imza atacak halim yok. O da ayrı bir konu. Hiçbir şeye imza atacak değilim. Başkanımızın da dediği gibi bu konuyla ilgili Galatasaray'ı yıpratmaya da çalışılmasın. Ve bunda gündemde beni de başkanla karşı karşıya getirecek bir duruma sokulmaması en önemlisidir. Bir başka konu. Beni 40 yıldır tanıyorsunuz. Tam 74, işte 2014'e geldik. Nasıl bir insan olduğumu biliyorsunuz. Duruşumu, tavrımı, hepsini biliyorsunuz. Bu yaklaşım benim, aynı zamanda sizin söylediğiniz yaklaşım benim ahlak anlayışıma uymaz. En iyi de siz bilirsiniz. 40 yıldır yapmadım, yapmam da. Bunu söyleyenler, bunu yazanlar ve de özellikle bunu yayanlar, bir daha söyleyeyim mi? Söyleyenler, yazanlar ve de yayanlar kendilerinin ahlak anlayışına uyabilir bu. Ama benimkine uymaz. Tabii kendileri ahlaksız olunca başkalarını da bunlar öyle zannedecektir. Dolayısıyla onlardan beklenen de budur. Ancak kusura bakmasınlar, ben öyle bir insan değilim. Böyle de hiç davranmadım, davranamam da. Bunların kimin, ne maksatla, hangi amaçla yaydığını, söylediğini ve yazdığını en iyi de siz biliyorsunuz. Ben biliyorum. Çok da iyi biliyorum. Kimlerin bunu, kimlere, onların da nerelerden nerelere yaydığını ve sızdırdığını sizler biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Çok gol kaçırdığımız bir maç ama iyi oynadığımız söylenemez. Ancak çok gol pozisyonuna girdiğimiz söylenebilir. Haddinden fazla girdik. Belki 3-4 maçta girmediğimiz kadar girdik ama olmadı. 3 beraberlik bize hiç yakışmadı ama futbolda oluyor böyle şeyler. Bir şeyler olacaksa bari başta olsun. Ama Galatasaray takımı bunları telafi edecek inşallah. Milli takım soruları ve özellikle de Şampiyonlar Ligi ve UEFA maçları öncesi bazı bu değişimlerde, bu oyuncu değişikliklerinde bir takım sıkıntılar olabilir. Olmaması için uğraşıyoruz ama maalesef oluyor. Yani şu gün bakıyorum ilk 10 dakika 4 tane pozisyon var, 2 tane direkten dönem var efendim. Neredeyse son 5 dakikada yenilebilirdik de. Böyle de bir oyun yani oyun. Vallahi tabii Metin abi benim için hep söylüyorum özel bir anlam taşıyor. Transferimdeki en önemli isimdi. Allah rahmet eylesin. Herkes
her doğum şeyi, ölüm yıl dönümünde gönlünden, dilinden gelen her şeyi Metin abiyle ilgili söylüyor. Ben de bugün böyle bir, Buse böyle bir şey akıl etmiş. Onu takayım da çıkayım dedim. Böyle bir şey yapıştırdım buramı. Allah rahmet eylesin. O da ona, Dragban'ın yaptığı da ona göndermedi. Güzel bir jest olarak düşünüyorum. Metin abi hepimizin kralı o. Tanımaktan, beraber olmaktan keyif aldım, mutlu oldum. Şimdi de gurur duyuyorum. Allah toprağını bulasın, mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Biz tarafların birbirini istediği bir anlaşma yaptık. Yani biz Erman'ı isterken Erman da bizi istedi. Biz kimseye de banko, mukavelelerde kimseye de banko kadro garantisi vermiyoruz. Böyle bir huyumuz da yok bizim. Ayrıca Erman 1,5 ay içinde 2 tane de kupa kazandı. Erman buraya sadece Şampiyonlar Ligi oynamaya mı geldi? Şampiyonlar Ligi kadrosunu alınmayınca birdenbire Erman çok önemli oldu. Bazı arkadaşlarca, yalanlar da dahil olmak üzere. Erman hiç böyle bir çocuk değil. Erman bizi aradı. Hasan'la konuşmuş. Demiş ki hocam bari ben oynayacak bir yere gideyim. Biz de kendisinin yolunu açtık.